Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyen takımlardan biri de Tottenham. Onlar da bu hafta Norwich City deplasmanına çıkacaklar. Geçen hafta içeride Manchester United'da son dakika golüyle 1-1 beraber kalmıştı Tottenham. Hem o maçın puan olarak tedavisini yapmak hem de City'nin puan kaybettiği Liverpool'la Arsenal'in 1-1 ile oynadığı haftada 3 puan alıp ligdeki yerini sağlamlaştırmak istiyor Tottenham. Olası bir Chelsea puan kaybında da ligde yeniden 3. sırayı alabilir. Bu maç öncesi Tottenham'da herhangi bir sıkıntı yok kadroda. André Villas-Boas yine ideal 11'ini Norwich karşısında sahaya sürecektir. İçerideki form grafiğini deplasmanlara yansıtmayı bir türlü beceremediler. Onun dışında Tottenham'ın oyun olarak herhangi bir sıkıntısı göze çarpmıyor. Norwich maçına da 3 puan için gidecekler. Arda arda beraberlikler onları pek tatmin etmeyebilir. Norwich cephesinde ise durumlar pek iyi gitmiyor. Uzun süredir maçı kazanamıyorlar. Ligde 13. sıraya kadar gerilediler. Matematiksel olarak küme düşme şansları bile var. Bu korkuyu yeniden yaşamak istemiyorlar. Ligin bundan önceki haftalarında yaptıkları gibi bir çıkış yakalamak, içeride ve dışarıda puanlar almak amacındalar. Hatırlayacağınız gibi Norwich 10 maçlık bir yenilmezlik serisinden sonra 7 maçlık bir kazanamama serisinin içine girdi. Geçtiğimiz haftada Liverpool'dan 5 gol yediler Anfield'da. Hem o maçın telafisi hem taraftarların gönlünü almak için elbette ki Tottenham maçında puan hedefleyecekler. Norwich ile Tottenham savunmalarıyla öne çıkıyorlar son haftalarda. Gol bahsinden söz edeceksek alt makul bir tercih. Tottenham'ın bu deplasmanda yer almak istemediğini düşünüyorum. Tottenham'ın yenilmeyeceğini ve bu maçtan 3 puan alıp Londra'ya geri döneceği kanaatindeyim.